أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين" هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين". إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين Cadaqallahu Al-Azim, Subhan Rabbi Karabil Azze, ama yancifon ve selamun ala Mursaleen. Alhamdulillahi Kardeşlerim, bu haftaki Pazar sohbetimizi e, Bayburt Konurçuk köyünden yapıyoruz. Ee, işte hiç hesapta olmayan e, durumlarla karşılaşıyoruz. Herkesin, hepimizin bir planı var. Ee, Rabbimizin de bir planı var. Neticede onun planı oluyor. Ee, burada bir e, hastamız vardı. Onun için buraya geldik. Ee, ve bugün belki çekimde sıkıntı olabilir. Ee, çekim biraz sıkıntı olabilir. Ee, o açıdan korkuyorum. E, bunu göz göz önünde bulunduralım kardeşlerim. Ee, yine hamdolsun Rabbimiz e, bizleri bir araya getirdi. Yine sohbet, e, pazar sohbetini icra ediyoruz elhamdülillah. Bırakmadık. Ee, Rabbim bu yoldan bizleri ayırmasın kıymetli kardeşlerim. Ee, Rabbim çok çok istifade etme cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Gerçekten hepimizin bir planı var. E, diyoruz ki şu gün şuraya gideceğim, bugün bunu yapacağım. E, yani sen ekersin de çok ümitlerle bahçene fasulye ekersin, lahana ekersin, salatalık ekersin, domates ekersin. Onu böyle yemeği, turşu kurmayı planlarsın ama o ektiklerin belki sana nasip olmaz. Başkaları yer yani. E, bu işler böyle. E, biz de hiç hesapta olmayan bir durum oldu. Cuma günü gece yola çıktık. İşte Cumartesi dün buraya geldik. Bu bu hafta Pazar sohbetini yapalım mı yapmayalım mı diye aklımdan geçirdim. Onun için dün geceden ilan etmedim. Bugün için şöyle bir şey olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, tabi bu pazar sohbetini unutarak e, biz düğün sohbetlerine de katılıyoruz cumartesi pazar günü düğün sohbetleri oluyor e, unutarak bir kardeşimize pazar günü e, düğün sohbeti sözü verdim geçen 10 gün önce e, tabi pazar sohbetini unuttum yani bilseydim derdim ki o, o saatte bizim canlı sohbetimiz var Instagram'da vermezdim Hikmet ilahi e, eğer İstanbul'da olsaydım ona söz verdiğim için oraya gidecektim. Pazar sohbetimiz olmayacaktı. Hikmete bakın. Buraya geldim. Bayburt'a geldim. Burada yapayım mı yapmayayım mı diye düşündüm. Baktım arkadaştan sessiz mesaj geldi. Hocam dedi yarın öğlen namazından sonra sizi alıyoruz değil mi diye. E, dedim ki ben Bayburt'tayım. Hani onu da diyorum ben söz verdiğim zaman bir hani ölüm bir cenaze bir hastalık olmazsa gelirim diye. Durumu arkadaşa söyledim. Allah razı olsun hocam e, sağlık sıhhat versin olsun biz başka arkadaşı ayarlarız. Çok iyi karşıladı Allah razı olsun. Sonradan aklıma şu düştü. Dedim ki kurban olduğum Mevlam belki beni Bayburt'a bu pazar sohbetini sadece yapmak için gönderdi. Çünkü İstanbul'da olsaydım o düğüne git, gidecektim söz verdiğim için. Sizlerle sohbet yapamayacaktım. Ama şimdi buraya geldim ve sabah ben Instagram'da hemen ilan ettim. Kurban olduğum Mevla dedim. Demek ki bu pazar sohbetini yaptırtmak için Mevla bizi dedim ta İstanbul'dan Bayburt'a gönderdi. Hastamızın durumu da iyi elhamdülillah. 3-5 gün daha burada kalacağız Allah nasip ederse. Sonra hastamızla beraber inşallah İstanbul'a geleceğiz kardeşlerim. Benim aklıma bu düştü. Halbuki ben yapma niyetinde de değildim, hastamla ilgilenecektim. Dedim ki, Mevla, dedim senin sohbet yapmanı istiyor, bu işaret var ve hemen bu sabah kalkar kalkmaz ilan ettim. Dedim ki, kardeşlerim, inşallah iki buçukta Pazar sohbetimiz olacak ve bizim köydeki evden bu canlı yayını yapıyorum. Vaktim e, e, çekiyor buradan da fena değil ama belki kopukluk olabilir. Hakkınızı helal edin, e, böyle bir bu, bu bu haftaki sohbet böyle oluyor. Rabbim rızasını uygun anlatmayı, amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Ve bu sohbetin planlaması şöyleydi. Bizim oğlan Mahmut da burada. Dedim ki e, bunu hastanenin mescidinde, hastamız hastanede yatıyor. Hastanenin mescidinde çekelim dedim. E, bak oraya sabah erken gittik. Planımız oydu. Sonra orada köye gelme durumumuz oldu. Dedik Bayburt Konursu köyünde çekelim. Derken Mahmut dedi ki baba burada da çekiyor. Bak hikmeti ilahi yani. Nereden nereden nereden. Şimdi evimizde efendim kimse yok evde. Bir ben bir Mahmut var. Buradan inşallah canlı yayın yapıyoruz. Rabbim tesiratını kalka eylesin. İnşallah bunu da kayıt ederiz. Böyle bir durum. Hastamıza da dua edin. Rabbim şifa versin. Hastamız annem biraz rahatsızlaştı. Şekeri yükselmiş. Allahü Teala şifa versin. İyi şimdi iyi, bugün daha iyi, daha da iyi olur inşallah. Ee, Allahü Teala tüm hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Şimdi bu buraya gelirken, e, arabada gelirken e, Kur'an-ı Kerim radyodan bir Kur'an-ı Kerim kanalı çıktı. Orada e, hafız efendi şu ayetleri okuyordu. hikmet hikmeti ilahi ben de nereden vaaz edeyim diye düşünürken böyle o hafızdan arabada dinlerken ben etkilendim bu ayet-i kerimelerden. Ya dedim Kur'an-ı Kerim'ize ne büyük derya dedim. Ne acayip yerler var. Şimdi bakın ben bunları sizlerle paylaşmak istiyorum kardeşlerim bu ayetleri. Yani yolda arabada radyodan dinlediğim hafızın ayetlerini sizlerle paylaşacağım. Ses iyi değil mi? Tamam. Yorumlarda bir müddet kapatayım mı inşallah kardeşlerim? Evet. Sesi biraz daha açmaya çalışayım. Ses burada son şeyine kadar açık. Ben biraz yorumları kapatayım. Kendimizi verelim. Evet. Bakalım Mevla neyi duyuracak? Neyi dinlemişim yolda gelirken? Hangi ayet-i kerimeleri dinlemişim? Şimdi kendimizi şimdi biz bir de seferi konumundayız. Misafir konumundayız. İnşallah bu sohbetin etkisi daha çok olur kardeşlerim. Es-sâ'ûzu Eee ayet numarası Ali İmran suresi takip edersiniz. 138, 137, 138, 139, 140, 141 e, bir de 142. ayet-i kerimelerin manasını vermeye çalışacağız. Tefsirini yapmaya çalışacağız inşallahurrahman. Kardeşlerim, Mevla Teala 137. ayeti i kerimede şöyle buyuruyor. Es-Selamu Bismillah. Kad halet min kabliküm sünenün fesiru fil arz. Muhakkak ki bize Mevla Teala buyuruyor ki sizden önce çok Allah'ın sünnetleri geçti. Yani Allah'ın kanunları vardı. İnanan kavmi Allah'ın yardım etmesi bazen yardım etmeye de bilir Uhud'da. Efendim inkar eden kavimlerin başına gelen musibetler e, sizden önce niceleri yaşadı diyor bu dünyada diyor. Lut aleyhisselamın kavmi, Nuh aleyhisselamın kavmi, e, Eyüp aleyhisselamlar, Musa aleyhisselamlar, ashab Ashabu Sebt gibi bir takım kavimlerden Allah bize zaten celle celaluhu haber veriyor ve buyuruyor ki fesiyuru fil arzi siz diyor yeryüzünde gezin, araştırma yapın. Hani arkeolojiye de burada bir misal kalıntılara bakın. Fenzuru keyfe kana akibetul Araştırın bakın bakalım yalancılığa yalanlayanların Allah'a inanmayanların peygambere inanmayanların bana karışmayın ben özgürüm ben şuyum ben buyum diyerek Allah'a kafa tutanların sonları ne olmuş o sonları bir araştırın bir gezin dünyayı görün bakalım Allah onların başına ne vermiş diyor 137 Ali İmran Suresi. Gerçekten öyle değil mi kardeşlerim? Hep böyle Kur'an-ı Kerim'den kıssalar anlattığımız zaman Ashab-ı Sebb'dir, Nuh Aleyhisselam'dır, Lut Aleyhisselam'dır, Böyle isyan eden Salih Aleyhisselam'ın kavmidir. Kavimlerin hep başlarına ne geldiğini Mevla haber veriyor. Yani şunu demek istiyor: Siz de inkar ederseniz, siz de Allah'ı yalanlarsanız, siz de peygamberi yalanlarsanız, alay ederseniz, dini yaşamazsanız Onların başına gelen sizin de başınıza gelir diye uyarıda bulunuyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. 138. ayeti kerimeye geliyoruz kardeşlerim. Haza beyanün linnas. Şu elinizde bulunan Kur'an-ı Kerim var ediyor Mevla Teala. Bu Kur'an beyanün linnas insanlara bir beyandır, bir vaazdır, bir nasihattır. Bakın linnas diyor. Rabbim bunun kıymetini anlamayı bize nasip eylesin. Yani bütün insanlığa gönderilmiş bir huzur kaynağıdır, mutluluk kaynağıdır. Bir düzendir, bir nizamdır, vaazdır, öğüttür, nasihattır ve hüden, hidayettir, yol gösteren bir kitaptır ve mev'izatün nasihattır lil muttakin. Yani beyanün linnas, bütün insanlara beyan ama muttakiler, inananlar da ondan vaazlanırlar. İşte bugün olduğu gibi bugün vaazlandığımız gibi Rabbim elhamından nasına kadar bütün ayetlerini dinlemeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Geçiyoruz diğer ayeti kerimeye. Ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'lemne in kuntum mu'minin. lazim. Bu ayeti kerimeler Uhud harbinde Müslümanlar yenildi ya kardeşlerim. Bedir harbinde yenmişti. Uhud harbinde yenildiler. Mevla bir yenilgi tattırdı. O geçen hafta Uhud'la ilgili, e, harbiyle ilgili konuşmalarımız vardı. Okçuları e, falan söyledik. Allahu Teala e, yani ilahi kanunu hep Müslümanlar yenecek diye bir şey yok. O zaman imtihan olmaz. Hep efendim namaz kılmayanların başına bela gelecek diye bir şey yok. O zaman imtihan olmaz. Hep Allahu Teala'nın sözünü tutup e, Allahu Teala'nın emrettiği her şeyi yapıp da hayatı böyle tıkırında olan bu da olmaz o zaman imtihan olmaz değil mi yani Allahu Teala'yı çok dinleyip Allah'ımızın emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınıp sıkıntı içerisinde de yaşayan olabilir. Küfür üzerine olup isyan üzerine olup rahat içerisinde yaşayan da olabilir çünkü dünya imtihan dünyası. Şimdi Mevla Teala buyurur ki siz Uhud'da kaybettiğiniz hikmet var bunda. Allah kaybettirdi size belki biz yeneriz. Allah bize yardım edecek. Bir kendinize böyle bir şey geldi, bir hal geldi Veyahut da efendim işte peygamberi dinlemediniz. Peygamber size dedi ki orada bekleyin. Bak peygamberi dinlemediğiniz için Allah size bir yenilgi tattırdı. Dikkat edin şimdi. Vela tehinu ve la Gevşemeyin ve sakın üzülmeyin. Uhud'u kaybettiler ya. Gevşeklik yapmayın. Yani yine Allah'ı dinleyin. Allah'ın emirlerine sarılın. Savaş edecekseniz savaşın gereklerini hazırlayın, hazırlığınızı yapın. Ve la tahsenu mahsun olmayın, üzülmeyin. Ve entumul a'leyle in kuntum mu'minin. Eğer siz inanmışsanız ki inançlı insanlarsınız, siz en yücesisiniz, üstün olan sizsiniz. Sonun sonunda neticede galip olacak olan da sizlersiniz. Ama şimdi ben size efendim bir yenilgi tattırdım. Bu da burada bunda da çok hikmetler var. Siz sakın gevşemeyin. Ve Mevla Teala 140. ayeti kerimede şöyle buyuruyor. es billah, Bismillah. billâh İn yemses küm karhun fakat mesel kavme karhun mislu. E şimdi Uhud'da Allahu Teala size bir yenilgi tattırdığı gibi bakın şimdi asıl anlatmak istediğim yerlere geliyor. E Bedir'de de Allahu Teala onlara e, diğer bir kavme yani müşriklere bir yenilgi tattırmıştı. Yani Bedir'de müşrikler yenildi. Uhud'da siz yenildiniz. Aynı onun gibi bir yenilgi. Dikkat edin. Ve tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas Mevla Teala bu gibi durumları insanlar arasında çeviriyor. Aman Allah'ım. Yani gün olur müşrikler yener, gün olur siz yenersiniz. Mevla size yardım etmezse muhalup eder bu değişir diyor. Bu Allah Celle Celaluhu bunu değiştirir. Yani siz Müslümansınız hep yeneceksiniz diye bir şey yoktur. Onlar kafir hep yenilecek diye bir şey yoktur. Neden? Hikmeti ilahi Bedir'de yenildiler ama şunu demek istiyor Mevla Teala. Onlar müşrik olduğu halde Bedir'de gevşemediler. Yine hazırlıklarını yaptılar. Bu sefer daha güçlü olalım, daha disiplinli olalım. E bu sefer yeneceğiz Müslümanları dediler. Allah'ın sünneti. Bak onlar gevşemedi. Müşrik olduğu halde gayretlerini artırdılar. Hazırlıklarını artırdılar. Mevla ne yaptı? Kafir ama onlara galibiyet verdi. Müslümanlara mağlubiyet verdi. Neden ama Allah bunu yapıyor şimdi? Neden? E biz Müslümanız. İçimizde Hazreti Muhammed de var savaşan. O bile şehit olduğu haberleri oldu. Niye Allahu Teala Uhud'da bize yenilgi tattırdı dikkat ediyorsunuz? Veliyelam Allahullezine aminu Allah iman edenleri bilsin diye. He! Bir yenilgi tattırdı ama sizde şu kafa oluştu mu? Madem biz Müslümanız, Allah bize yardım edecek, Muhammed Aleyhisselam bizim yanımızda, niye Allah yardım etmedi? Demek ki bu yol hak değil ya da içerisine şüphe düşenler ya da bu da Allah'tandır bunda da bir hikmet vardır deyip imanı güçlenenleri Allah görecek. Yani bu olaydan sonra gevşeyenler ve ayrılanlar olacak mı? Allah onu bilecek, onu görecek. Dikkat edin. Ve yettehize minküm şüheda. Allahu Ekber. Ve Allah içinizden şehit istiyor diyor. Bunun için Allah muhalif etti. Ya 70'e yakın şehit oldu. Musab bin Ümeyr şehit oldu mesela. 70'e yakın sahabe şehit oldu. Ne diyor Mevla? Şehit arzu ettim diyor. Var mı bunun ötesi? Sizlerden şehit istedim diyor. Onun için diyor mağlup ettim siz diyor. Şehit istedim diyor. Bir bur. iki bir de imanı böyle kavi olanlar, gevşek olanlar bunları bir elekten geçirmek istedim. Bir de bunu görmek istedim. Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah-u Teala zalimleri sevmez. Gördünüz mü hikmetler var kardeşlerim. Ve yuma yumahhisallahu allazina <Sessizlik> amenu Allahu Teala iman edenleri affetmek, temize çıkartmak Allah istedi. Bak bir de bu var hikmet. Yani orada zarar gördü, yara aldı, üzüldü, ne yaptı? Mevla Teala günahlarını sildi diyor. Bak siz bilemezsiniz. Orada yara alındı. Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem yara aldı bir takım sıkıntılara katlanıldı. Ne arzu etti Mevla bir de ne arzu etti? İnananların günahlarını silmek arzu etti diyor. Ya ne hikmet var ne hikmet. Bize kalırsa deriz ki ya niye Uhud? Niye Uhud'da Müslümanlar yenildi? Buyur şehit istiyorum diye dedi allah Teala. Bunun için yenildi. Başka samimi müminleri bir elekten geçireyim bakalım. Gerçek manada Müslüman mı ya da kaçıp gidenler olacak mı bunu bileceğim dedi. İki, başka samimi müminlerin işlediği günahları onların başına verdiğim sıkıntıları sabretmek sebebiyle silmek istedim. Başka ve yemhakal kafirin kafirleri de yok etmek istedim diyor. Hikmet Mevla Teala buyuruyor ve buyuruyor ki bakın şimdi geldik 142. Kişi, 142. ayet-i kerimeye. Em hasibtum tüm tedhulul cennete. Ve siz şunu mu zannediyorsunuz? Yani böyle kolaylıkla cennete gireceğinizi iman ettik demekle, inandık, biz Allah'a peygambere inandık demekle, imtihan olunmadan, böyle sıkıntılar başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهِدُوا مِنْكُمْ İçinizden Allah için cihad edenleri Allahu Teala bilecek, ve yalem ve sabirin ve sabredenleri bilecek. Yani gerçek manada mücahitleri görmeden, gerçek manada sabredenleri görmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz diyor. Şu ayeti görüyor musunuz kardeşlerim? Evet cennete gireceksiniz ama ben sizin mücadelenizi görmek istiyorum diyor. Başınıza hastalık vereceğim bakalım ne yapıyorsunuz? Bir dini uğruna, ben size bir kitap vermişim, bir peygamber göndermişim. Siz bu uğurda ne yapıyorsunuz? Yiyip içip yatıp ben efendim e, kendi Müslümanlığım bilirim mi diyorsunuz? Ya da Allah için cihat mı ediyorsunuz? Allahu Teala'nın dininin yayılması için mahallenizde ne gibi bir çalışmanız var? Elinizde telefon var. O telefonla ne gibi bir cihatta bulunuyorsunuz? Ya da bir savaş durumunda kaçıyor musunuz? Bunları göreceğim ve sizin başınıza bir takım sıkıntılar vereceğim. Eşinizle imtihan edeceğim. Evladınızla imtihan edeceğim. Efendim annenizle babanızla imtihan edeceğim. Sıkıntılar vereceğim. Bir takım hastalıklar vereceğim. Ve burada sabrediyor musunuz? Allah'tan olduğunu biliyor musunuz? Bunu göreceğim. Ve bu şekilde siz sabrederseniz, imanınızda gevşeklik etmezseniz, Allah la ilahe illallah demeyi, Kesmezseniz Allah'a tam tevekkül ederseniz o zaman Allah size cennetini bahşeder. Ne ayeti kerimeler değil mi kardeşlerim? Rabbim bu ayeti kerimelerden ibret almayı cümlemize nasip eylesin. Bu manada bir ayeti kerime daha vardı. Yoksa siz sizden önceki ümmetlerin başına gelen e, sıkıntılar ya da şeyler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Yani öyle kolay... Efendim e, rahatlık içerisinde cennet yok demek istiyor olacak tabi bak buradan ne anlıyoruz hocam ben Müslümanım bak şimdi çok soruların cevabı çıktı burada hocam e, ben hep kendimi bildim namazımı kılıyorum ben hiç günah işlememeye gayret ediyorum ama benim öyle bir kocam var ki öyle bir e, koca var ki ağzından küfür düşmüyor hakaret düşmüyor. Çok sıkıntıdayım. Niye ben Allah bunu bana niye yani ben bunu hak edecek bir kul muydum? Artık diyemezsin. Artık diyemeyiz. Niye bak böyle buyuruyor. Olacak. İşte ben diyor sabredenleri gör, göreceğim diyor. Sen sabredeceksin kazanacaksın. Allah o kocayı yazmış. O kocadan çocukların var. Yani Asiye annemiz Firavun gibi birine sabretti. Cennet annesi oldu. Olur. Ne yapalım? Takdir yani. Allah o o gömleği biçmiş sabredeceğiz ona e, kulluğumuzu düzgün işleyeceğiz yapacağız dualarımızı yapacağız efendim güzel ahlaklı olacağız Üç günlük dünya bitiyor bir bakmışız öldük sabrettik Allah bizi cennetine koyacak nedir yani e, hocam işte 20 senedir çekiyorum 30 senedir çekiyorum peki ahiret hayatı yanında 20 sene 30 senenin hükmü ne soruyorum hiç bir dakika bile değil. Bir dakika bile değil. E bir dakikada sabredelim ne olacak yani. Sonsuz hayatın yanında bizim çektiğimiz 40-50 senenin e, hastalığımızın e, hükmü nedir? Ya da e, kötü bir kocaya sabrımızın zamanı nedir? Bir dakika değil. O zaman bir dakikaya da sabredelim. Sabredelim inşallah ahirette mutlu oluruz. Bak bu sohbeti çok soruya cevap çıktı. Kızınla imtihan olursun oğlunla imtihan olursun. Bir hastalık verir Mevla. Evladın mesela hasta doğar. Buyur. Mevla buyuruyor ki ben bunu göreceğim. Ben çünkü öyle şey yok. Müslümansın. Tekrar ediyorum. Ben Allah'a inanıyorum, peygambere inanıyorum. Bir elim yağda, bir elim balda böyle bir hayat düşünmeyin. O zaman imtihan olmaz. Öyle ya. O zaman herkes der ki kafir olan hep sıkıntı çekiyor, müslüman olan hep iyi yaşıyor. O zaman herkes Müslüman olur. Böyle değil. Müslüman olup sıkıntı çeken de olacak. Kafir olup mutlu olan da olacak. İmtihan bu yani. es billah bismillah. Ve şeyin minel havfi vel ve naksin minel ve vel ve semerat ve beşiri sabirin. Elbette biz sizi bir şeyle imtihan edeceğiz korkuyla, açlıkla haufi vel cu' ve naksim minel enval fakirlikle. Bak bak görüyor musunuz? Fakirlikle diyor imtihan edeceğiz. Hocam çok fakiriz. Durumumuz yok. Yani işte bir kuru ekmek yiyoruz. Yiyoruz, buluyoruz, bulamıyoruz. O da imtihan. O da imtihan. Bak açlıkla imtihan edeceğiz. Sabredenleri göreceğiz diyor. O aç olan diyecek ki beni aç bırakan beni bu halde bırakan bu imtihanı bana veren Rabbimdir. He, sebeplerine sarılacağım, gayretimi edeceğim ama Mevla beni bu böyle yaptı. Bu, bu adama verdi. Bu evdeyim. E, benden sabır istiyor, kulluk istiyor, ona şükür istiyor, hamd istiyor. E, onu yüceltmek istiyor. Bunları yapalım, sabredelim. İnşallah kazanırız kardeşlerim. Allah-u Teala kazanmayı cümlemize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. İşte bugün gelirken Cuma Cuma gecesi saat 12'de acil çıktım, gece yolculuğunu yaptık. Bu ayeti kerimeyi öyle de bir muazzam okudu ki kardeşimiz böyle. Şimdi de bugün de dedim nereden dedim bu okuduğum yerler burası. Yani neler var neler değil mi? Neler duyurdu Mevla Teala bize neler? Yani şurada mesela ibret alacağımız bir şey sahabelere diyor ki siz diyor Uhud'da kaybettiniz. Bedir'de kazandınız Allah bunu çevirir diyor bak 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 onlar müşrikler Allah'ın sünneti Allah'ın takdiri şu ki kim çalışırsa Allah ona galibiyet verir onlar gevşemedi Bedir'de daha çok çalıştılar Allah bu sefer onlara verdi kafir diye ver, vermem demiyor ki sen Müslümansın diye hep kazanacaksın da bir şey yok ama bunda bizim bilmediğimiz hikmetler var şehit istiyorum diyor bak Mevla şehit istiyorum ya da kaybettikten sonra imanı zayıf olanları bir elekten geçirmek istiyorum. Ya da bir takım sıkıntı, yara, bere, sakatlık, gazilik vererek o bu da Rabb'im'dan deyip benim o günah işlemiş olan kullarımın günahlarını sıfırlamak istiyorum diyor. Kafirleri yok etmek istiyorum diyor. Ve bir başka 142. ayeti kerimede şimdi Allahu Teala yolunda cihad edenleri bilmeden ya da sabredenleri görmeden siz de cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? İşte ibadette de sabır var. Hocam hep nam, evet namaza da sabır edeceğiz. Her sabah evet kalkacağız, sabredeceğiz, edeceğiz, kalkacağız. E, efendim tesettüre, evet sabır edeceğiz. Bak hava çok sıcak, 40 derece. Ulaşıyor 50 dereceye ulaşıyor sıcak. Demeyeceğiz ki ya bu bir, bir başımı açayım, bir boynumu açayım, bir kollarımı açayım. Ne? Bak gördün mü ayet? Ben diyor sabredenleri gör, göreceğim. Siz bu sabrı göstermedikten sonra cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Evet serin, efendim gideyim denize, plaja kadın erkek karışık gireyim. Sabırsızlık yok. Sabret ona. O da Allah'tan sabret. E tabi yan kavrulda değil. Ne yap? mahremiyet çerçevesinde efendim serinleyebilirsin. Ama harama bulaşma, harama ilişme, haram iş yapma. Allahü Teala vaazlanmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Evet, sohbetimiz bu kadar olsun. İnşallah kesilmemiştir kardeşlerim. Ee, bu sayfayı e, tekrar edeyim. İsterseniz bir aşri şerif olarak okuyarak bitirmiş olayım. Okumuş olduğumuz yeri bir aşri şerif okuyayım inşallah. استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتقوا اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bu haftaki sohbetimiz Bayburt Konursu köyünden oldu. Ee, bakalım bir daha hafta Mevla nereye bizi götürecek. Onun için ben dikkat ederseniz hem ders ilanlarında hem de sohbet ilanlarında hep inşallah diyorum. Belki bazı kardeşlerimiz ya ne inşallah inşallah diyorsun. İşte bu pazar yapacağım. Belki aklından geçen kardeşlerimiz bu inşallahın ne manaya geldiğini bugün çok iyi anladık yani. Niye inşallah yapacağız diyoruz ama işte bak olmadı şeyde olmadı, İstanbul'da olmadı yani. Bayburt'ta hastanede olmadı, evimizde oldu. Oldu elhamdülillah. Yine hep inşallah diyelim, hep inşallah diyelim. Allah dilerse Rabbim nasip ettiğine elhamdülillah. Ee, şimdi Pazartesi, Salı, Çarşamba derslerimiz var mı? İnşallah diyoruz çünkü bilemiyoruz e, durum ne olur. E, Rabbim e, tekrardan e, tüm geçmişlerimize aci e, tüm geçmişlerimize rahmet eylesin, tüm hasta e, kardeşlerimize Rabbim acil şifalar eylesin. Birbirimize dua edelim. Bizim hastamızın durumu şimdi iyi elhamdülillah. Doktor inşallah bugün görüştüm doktor hanımla salı günü ya da çarşamba günü taburcu edecekler ben de annemi babamı alıp İstanbul'a geleceğiz artık bizim yanımızda olsun biz de rahat edemiyoruz ayrı olduğumuz zaman yaşlandılar Rabbim hayatta olan anne babalarımızın hayır dualarını almayı bize nasip eylesin vefat etmiş olan anne babalarımıza da Rabbimiz rahmet eylesin dua edin dualarınızı da bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.